Evet arkadaşlarım yapılandırma cekole dayanan kuramlarla sürecimizi devam ettirelim. Epey işledik zaten arkadaşlar. Proje bitti, aktif öğrenme bitti. Basamaklı öğretime baktık. Kuantum öğrenme ve harmanlanmış öğrenmeye baktık. Şimdi geldik sınavda en çok soru beklediğim arkadaşlarım kuramlarımızdan bir tanesi olan çoklu zeka kuramına bir bakmaya çalışalım kim tarafından geliştirildi arkadaşlarım biliyorsunuz. Yaşayan efsane Howard Gardner tarafından geliştirilen bir öğretim modelidir arkadaşlarım. Şimdi dikkat edin. Howard Gardner tarafından geliştirilen çoklu zeka kuramında Gardner şuna inanıyor. Bir insanın zekası tekil değildir. Çok boyutludur ve bir insan zekası toplamda 8 farklı zeka alanından oluşur. Ve şu önemli bir detay, bütün zeka alanların bütün zeka alanları geliştirilmelidir diyor arkadaşlarım bütün zeka alanları geliştirilmeli çünkü zekanın değişen Zekanın bir insana öğretilebilen, zekanın arkadaşlarım geliştirilebilen bir problem çözme mekanizması olduğunu savunur ve 8 farklı alanda bir çocuğun problem çözme yetisine aslında sahip olduğunu, bunun üzerine de eğitim vererek geliştirilmesi gerektiğine inanır arkadaşlarım. O zaman biz mutlaka ne yapmalıyız arkadaşlarım? Bütün zeka alanlarını geliştirecek bir yapımızın olması gerekir arkadaşlar. O zaman bunu yaparken ne yapacağız? derslerimizde öğretmen olarak mutlaka farklı yöntem ve teknikler kullanarak arkadaşlarım sürecimizi zenginleştireceğiz. Her öğrenciye hitap edecek bir sistematik kuracağız ve bütün zeka alanlarında çocuklarımızın gelişimini sağlayacağız. O zaman diyorum ki biz çoklu zekada bütün zeka alanlarını geliştirmekten bahsediyorsak ne bu 8 farklı zeka alanı arkadaşlarım? Şöyle kısaca bir özetleyeyim sizlere. Zeka alanı. Şimdi birinci zeka alanımızın adı sözel dilsel zekadır arkadaşlarım. Ve burada unutmamanızı e, istediğim temel detay arkadaşlarım. Burada öğrenci dilini etkili kullanmayı öğrenir ve dilini etkili kullanmayı başarır arkadaşlar. Yani kelime hazinesi zengindir. İşte kelimelerle oynamaktan hoşlanır arkadaşlarım. Çeşitli kelime oyunları gibi sözlü ya da yazılı anlatım gibi dilini kullanabileceği arkadaşlarım. Çalışmalar üzerinde çok fazla etkinlik yapar ki sözel dilsel zekanın en önemli kriteridir. Gelecekte de şöyle küçük bir anekdot verirsek arkadaşlarım. Dili en iyi kullanabilen şairler ve yazarlar arasında olabilir mi? Evet olabilir arkadaşlarım. Bu birinci zeka alanı. İkinci zeka alanım arkadaşlarım ne olsun mesela? Mantıksal, matematiksel zeka alanımız olsun. Mantıksal, matematiksel. Bakın dikkat edin arkadaşlarım. Burada öğrencimin yapabileceği en güzel şeylerden bir tanesi problem çözmek. Yani zihinsel becerilerini kullanıp neden sonuç ilişkisi kurarak arkadaşlarım problem çözebilen bir çocuk arkadaşlar bu zeka alanında iyi bir öğrencidir diyeceğiz. Ve bir de matematik kanadında da sayılarla oynayan istatistiksel verileri arkadaşlarım yorumlayabilen, kendisine verilen bir arkadaşlarım istatistik tablosundan anlamlı sonuçlar çıkarabilen yani mantıklı düşünebilecek bir yapısı var arkadaşlarım. O zaman diyorum ki biz proje gibi, problem çözme gibi, örnek olay gibi uygulamalarla çocuktaki bu mantıksal matematiksel zekayı geliştirebiliriz. Aynı zamanda sayı oyunlarını kullanabiliriz, satranç gibi, dama gibi etkinlikler yaptırabiliriz ki geleceğin arkadaşlarım bilim insanının temelini mantıksal matematikten zekayla resmen atmış oluruz arkadaşlarım unutmayın. Peki üçüncü zeka alanım ne olsun arkadaşlarım? Örneğin görsel, uzamsal zeka olsun diyelim. Görsel uzamsal zekada da şunu unutmayacaksınız arkadaşlarım renk şekil ve üç boyutlu algılayabilme üzerine çalışmalar yapan bir çocuk arkadaşlarım görsel uzamsal zekası gelişmiş bir öğrencidir. Yani ayrıntıyı dikkat eder. Olabildiğince görsellerle çalışma yapar Örneğin harita hazırlama kroki çizebilme grafik hazırlayabilme tablo hazırlayabilme diyagram hazırlayabilme gibi yani görsele dayalı bütün öğretim uygulamaları görsel uzamsal zekanın gelişimini destekleyecektir arkadaşlarım ve bu öğrenci gelecekte Hani birkaç meslek yazmak gerekirse geleceğin en önemli sanatçı yani ressamlarından bir tanesi olabilir arkadaşlarım unutmuyorsunuz. Dördüncü zeka alanım arkadaşlarım nedir gaz hocam derseniz bedensel kinestetik zeka diyelim. Bedensel kinestetik zeka. Bu çocuklarında arkadaşlarım genellikle hareketi sevdiğim, el becerilerinin gelişmiş olduğunu görüyoruz. Jest ve mimiklerini etkili kullanabilen çocuklar olduğunu görüyoruz. Özetle arkadaşlarım şunu diyebiliriz o zaman. Psikomotor becerileri gelişmiş öğrencilerin aynı zamanda bedensel kinestetik zekalarının da arkadaşlarım gelişmiş olduğunu göreceğiz. Ve geleceğin sporcularından bir tanesi olabilir diye düşünüyoruz. Aynı zamanda da el becerilerini kullanabilen bir cerrah, bir diş hekimi ya da bir zanaatkarın olabilmesi konusunda da bedensel kinestetiğin önemli olduğunu görüyoruz. Yani ince ve kaba motor kaslarını kullanabilen bireyler bedensel kinestetikte yer alacak diyoruz. 5 numaralı zeka alanım arkadaşlarım nedir? Müziksel ritmik zeka. Müziksel ritmik zekada arkadaşlarım unutmamamız gereken temel ayrıntı. Bu çocuklar arkadaşlarım nota gibi, ezgi gibi ritim gibi kavramlarla oldukça yakından alakalıdır. Bir herhangi bir yapılan etkinliğinin arkasında mutlaka bir müzik ister. Ya da müziksel çalışmalara katılmada acayip keyiflidir. Bir enstrüman çalmak ister, şarkı söylemek ister arkadaşlarım. İşte koro çalışmalarında birlikte hareket edebilmeyi özellikle ister arkadaşlarım. O zaman dikkat edin. Geleceğin müzisyenlerinden bir tanesi müziksel ritmik zekası gelişmiş bir çocuğumuz. Olabilir arkadaşlarım unutmuyorsunuz. Altıncı zeka alanım doğacı diyelim. Şöyle bir anekdot vereceğim. Bu Harvard Gardner'ın arkadaşlarım en son ortaya koyduğu arkadaşlar zeka alanıdır. Tamamen çevreye duyarlı çevreyi koruyabilen, sürdürülebilir kalkınmaya önem veren, geri dönüşüme önem veren, hayvanlar ve bitkilerle ilgilenmeyi seven bireyler tamamen arkadaşlarım doğacı zekanın içerisindedir. Çevre, hayvan ve bitki diyelim arkadaşlarım. Ve geleceğin arkadaşlarım bir veterinerin ya da çiftçisi ya da arkadaşlarım zooloğu ya da botanikçisi yani hayvan ve bitki ve doğayla uğraşan her meslek dalının burada olabileceğini düşünüyoruz arkadaşlarım. Devam. 7 numaralı zeka alanım ne olsun? İçsel, öze dönük. İçsel, öze dönük de arkadaşlarım şunu unutmayacaksınız. Tamamen bireyin kendi özüne yönelik hareket etmesidir. Yani kendini tanıması, kendine güvenmesi ve kendince bireysel çalışma alışkanlığını kazanması anlamına gelecek arkadaşlarım içsel ödül zekada. Tamamen kendini tanıyan, özgüveni yüksek, güçlü ve zayıf yönlerini bilen bireyler içsel ödül zekada yer alacaklar arkadaşlarım ve geleceğin arkadaşlarım mucitleri ya da bir filozofu olabilme konusunda bu zeka alanı olabildiğince işe yarayacak arkadaşlarım. Dikkat edin. Son zeka alanımızda da ne diyelim? Sosyal kişiler arası zeka. Sosyal kişiler arası zekada da şunu unutmayacaksın iletişim kurabilir, etkileşim kurabilir, empati kurabilir, insanlara liderlik yapabilir, grup çalışmalarında olmaktan mutludur ve grup aktivitelerinden çok keyif alırlar arkadaşlarım. O zaman iletişim ve etkileşim gibi arkadaşlarım, sosyal becerileri, sosyal becerileri gelişmiş insanların sosyal ve kişiler arası da, zekası da gelişmiştir diyebiliriz. Örneğin arkadaşlarım, halkla ilişkilerde çalışan insanlar ya da şöyle diyeyim öğretmen olur, psikolog olur, sosyolog olur vesaire vesaire hepsini koyabiliriz arkadaşlarım. Yani temelinde mantık şu. insanla iletişim kurabilen, insanla çalışan her meslektağının aslında sosyal ve kişiler arası zekanın içerisinde olmasını bekliyoruz arkadaşlarım. İşte özetle sınavda bu yıl karşımıza bir soru gelebilir diye düşündüğüm Harvard Gardner'daki zeka alanlarının özetle ana yapısı ve kurgusu bu. Umarım anlaşmışızdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve geliyorum nereye? Yaşantı temelli öğrenmeye. Yaşantı temelli öğrenme. Yaşantı temelli öğrenmenin kurucusu ya da bu kuramın temsilcisi kimdi arkadaşlarım? Kolt isimli bir eğitim bilimcimizdi. Şimdi bu adam neye inanıyordu arkadaşlarım? Diyordu ki öğrencilerin eğer öğrenme stilleri üzerinde bir çalışma yapılırsa öğrenme etkili, kalıcı ve anlamlı olur. Bu noktada öğrenme stilleri bizim için arkadaşlarım en önemli ayrıntıdır. Şimdi dikkat ve bu öğrenme stillerini verirken arkadaşlarım bize şöyle bir şablon oluşturuyordu. Hatırlarsanız arkadaşlarım. Çok güzel kısa notlar alacağım. Bu notlarla birlikte lütfen sınava girmenizi isteyeceğim ki gelirse de soru kaçırmayacaksınız arkadaşlarım. Şimdi bakın diyor ki. Bir öğrenci somut yaşantıya sahip olabilir. Yani bu şekilde öğrenebilir diyor arkadaşlarım. Ben de size diyorum ki somut yaşantıya sahip bir öğrenci için mutlaka öğretmen materyal kullanmalı. Çocuk arkadaşlarım bu materyal üzerinde dokunma ve hissetmeye dayalı çalışmalar yapmalı. Dokunma ve hissetme. Yani somut yaşantıda benim ana temam arkadaşlarım nedir? Dokunmak ve hissetmektir. O yüzden mutlaka materyal kullanılmalı. Ya da diyor ki bakın arkadaşlarım bir öğrenci soyut kavramsallaştırmaya sahip olabilir diyor. Somut kavr soyut kavramsallaştırma. Buradaki mantığı ne arkadaşlarım? Çocuk mutlaka burada düşünecek. Zihinsel becerilerini kullanacak. Zihinsel becerilerini kullanacak. Yani eleştirel düşünecek, sorgulayacak arkadaşlarım, argümantasyon yapmaya çalışacak ya da mantıklı çıkarım, yani mantıklı düşünmeye çalışacak, mantıksal düşünme, yani düşünerek öğrenme sürecine giren bir çocukta soyut kavramsallaştırmadadır diyor. Yani şunu unutma benim için arkadaşlarım. Materyale dokunma varsa somut, bir kavramı düşünerek öğrenme varsa soyut kavramsallaştırma. Diyor ki bakın Aynı zamanda bir çocuk aktif yaşantıya da sahip olabilir diyor aktif yaşantı. Burada şunu unutmamanızı istiyorum arkadaşlarım. Aktif yaşantıya sahip bir öğrenci süreçte aktif katılımı çok sever ve tamamen kendisine sunulan sistemde Yaparak yaşayarak öğrenmeyi tercih eder arkadaşlarım. Girişkense, risk almayı seviyorsa, aktif olmayı seviyorsa ve yaparak yaşayarak öğreniyorsa, bu çocuktan tamamen aktif yaşantıya sahip bir çocuktur arkadaşlarım. Devam. Bunun dışında diyor ki canlarım benim bakın bir öğrenci ya da yansıtıcı gözleme sahip olabilir. Ben de diyorum ki. Yansıtıcının ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Bu öğrenciler genellikle izleme yoluyla öğrenirler. Gözlem onlar için çok önemlidir. Ama öğrenmekle kalmazlar. Öğrendikleri mutlaka farklı durumlara arkadaşlarım ne ederler? Transfer ederler. Yani öğrendiğini uygulayabilen, öğrendiğini kullanabilen, öğrendiğini transfer edebilen bir öğrenci de tamamen nerede olacak arkadaşlarım? Yansıtıcı gözlemde. Bunu ne olur unutmayın arkadaşlarım. Tamam mı? Ve bakın biz şunu bileceğiz. Eğer yaparak yaşayarak öğrenme varsa aktif. Düşünerek öğrenme varsa soyut. Materyal destekli öğrenme varsa somut. Öğrendiğini transfer etmeye dayalı bir çalışma yapıyorsa da arkadaşlarım dikkat edin. Yansıtıcı gözlem olacak. Peki stillerdeki mantık neydi? Şöyle bir kodlama vermiştim size hatırlarsanız. Ya dödüye. Onun da mantığı ne? Eğer bir öğrencide somut yaşantı ve aktif yaşantının ikisi varsa bu öğrenciye ne diyoruz arkadaşlarım? Dikkat edin yerleştiren. Peki hem arkadaşlarım aktif yaşantı hem de soyut kavramsallaştırmanın ikisi birden varsa bu öğrenciyi ayrıştıran. Dikkat edin bir öğrenci hem somut yaşantı hem de yansıtıcı gözleme sahipse arkadaşlarım bu öğrenci değiştiren yani sitinleri soracaklarsa mutlaka bize bu biçimlerden bahsedip arkadaşlarım ikisinin birleşiminden ne oluşuyor diyecekler. O zaman diyorum ki soyut kavramsallaştırma ve yansıtıcı gözleminde ikisi varsa o öğrenci tamamen arkadaşlarım bilgiyi özümleyen öğrencidir diyeceğiz. Bugüne kadar genellikle bize aktif yaşantı, somut yaşantı, yansıtıcı gözlemle ve soyut kavramsallaştırmadan soru soruldu. Ne olur unutmayın bu biçimlerin birleşiminden de bazı stillerin oluştuğunu da bilelim arkadaşlarım. Kurgu özette bu. Ne olur şu yazmış olduğum anahtar kelimeleri tutarak sınava gir. Karşına da bir soru gelirse söz ver bana çöz çözeceksin inanıyorum. Kolptan bu yıl bir soru gelirse net bir şekilde halledeceksiniz kuzular. Hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum şu şablonla birlikte arkadaşlarım. Peki devam ediyorum. Geldim yapılandırmacılığa dayanan bir diğer modelimiz arkadaşlarım. Farklılaştırılmış öğretim diyelim. farklılaştırılmış öğretimde ise arkadaşlarım temel yapı ne olmalı? Şunu unutmayacaksınız arkadaşlarım. Farklılaştırılmış. Yani öğrenciler arasındaki öğrencilerin ilgisi olabilir, isteği olabilir arkadaşlarım ya da ihtiyacı olabilir. Ya da yeteneği olabilir arkadaşlarım ya da ön bilgi düzeyi olabilir. Ya da akademik anlamda başarı düzeyi bakımından olabilir. Şimdi dikkat edin. Öğrencinin ilgisi, isteği, ihtiyacı, yeteneği, ön bilgisi ve başarı düzeyleri birbirinden nedir arkadaşlarım? Farklıdır, değil mi? Heh. Biz bir sınıfta mutlaka bir heterojenlik yaşarız arkadaşlarım. Farklıdır. O zaman diyorum ki bu farklılıklara, bu farklılıklara göre eğitim ve öğretim yapma işine biz ne diyoruz arkadaşlarım? farklılaştırılmış öğretim diyoruz. Yani biz sınıfımızdaki çocuklar arasındaki farklılıkları bilecek, bu farklılıklar doğrultusunda da onlara göre arkadaşlarım eğitim öğretim sistemi hazırlayacağız. O zaman şunu unutmuyorsunuz. Bir kere tamamen sistem arkadaşlarım neye dikkat eder? Öğrenciye göre eğitim ve öğretim yapılmasına dikkat eder. Her öğrenciye göre etkinlik yapmak gerekir. O zaman öğrenciye göre bir sistematik varsa burada dikkat alacağımız en önemli şey öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklardır. Bireysel farklılıklar. E o zaman ben çocuklarım arasındaki bireysel farklılıklara dikkat alan bir öğretmensem her şeyi yapabilirim. Bireysel çalışma yapabilirim. Tüm sınıfla çalışma yapabilirim. Küçük gruplarda çalışma yapabilirim. İkili gruplarda çalışma yapabilirim. Yeter ki onların ilgisi ve ihtiyacı ne ise ona göre sistem kurarım. O zaman dikkat edin. Biz öğretmenler olarak mutlaka arkadaşlarım farklılaştırılmış öğretim modelini kullanacaksak zenginleştirilmiş, zenginleştirilmiş öğretim uygulamalarına yer vermemiz gerekiyor arkadaşlarım. Yani sistemimizi, öğretme öğrenme sürecimizi ne kadar çok arkadaşlarım zenginleştirebilirsek o kadar bütün öğrencilere hitap edebiliriz. Bütün öğrencilere hitap edersek farklılıkları dikkate almış oluruz. Farklılıkları da dikkat alıyorsak farklılaştırılmış öğretim modelini kullanmış oluruz arkadaşlarım. Bugüne kadar bir tane soru geldi. Aslında bu bir kuram değil bu bir bakış açısıdır aslında öyle söyleyeyim ama mantığını bu şekilde çocuklarımız üzerinde kullanabileceğimiz bir model olduğunu söyleyebilirim arkadaşlarım. O zaman yapılandırmacılığın bir üç kuramını ve yaklaşımını daha bitirmiş olduk. Olduk. Artık bir tek ne kaldı? İşbirlikte öğrenme kaldı. İşbirlikte öğrenme videosuyla görüşmek üzere arkadaşlarım.